Kripto Coin Çarşısı'ndan selamlar, sevgiler kardeşlerim. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Son günlerde göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alakadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürler kardeşlerim. Bazen zaman bulamıyoruz videolarımızı. Günlük bir tane videomuz zaten geliyor da bazen alıştınız 2-3 videolara. Ama dediğimiz gibi her zaman zaman olmuyor. Zaman buldukça çekiyoruz arkadaşlar. Yorumlarınız için de ayrıca hepinize sonsuz teşekkürler. Bazı kardeşlerimize cevap yazamadığımızdan dolayı özür kardeşlerim ama okuyoruz yorumlarınızı. Sizler yazabilirsiniz. Ayrıca yeni kurduğumuz siteyi de ziyaret eden kardeşlere de çok teşekkür ediyorum. Haberi olmayan kardeşlerimiz de zaten sitenin adresini videolarımızın açıklamalar kısmında bulabilirler kardeşlerim. Çünkü sitemiz sadece kripto paralarla ve borsalarla ilgili olduğu için yani değişik bir şey olmayacaktır. Sadece yine orada da analizler, haberler, günün gelişmeleri, olumlu olumsuz haberler yer alacaktır arkadaşlar piyasanın durumuna göre. Yani bir yatırımcının takip etmesi gereken bir site olacaktır bu site. Tam bitmese de yani haber hizmetlerini şimdilik veriyoruz arkadaşlar. Vakit buldukça geliştirmeye çalışacağız sitemizi. Arkadaşlar şöyle bir dönüp baktığımızda piyasalara neler var? Bakınız BIST 100 endeksi bugün karışık bir seyirde açıldı. Şu anda küçük bir yeşillikle 2044'lerde. Piyasa genelinde bir karışık bir seyir var. Bazıları yeşil, bazıları kırmızı tıpkı bizim borsamızda olduğu gibi. Bu arada dolar arkadaşlar dolara baktığımızda doların fiyatı an itibariyle nerelerde yükselişi var mı? 0.60'lık bakınız grafiğinde 0.60'lık bir yukarı yönlü doların hareketi olduğunu görüyoruz. EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında altında seyrediyor. ERASA'ya da baktığımız zaman sarı çizgimize yani burada gördüğünüz gibi 50'nin hemen hemen yanında izlediğini yoluna devam ettiğini görebiliyoruz. An itibariyle de 13.45 seviyelerinde. Yani 13 TL 45 kuruş doların bugünkü fiyatı an itibariyle. Euro'ya bakıyoruz arkadaşlar. 15.28'lerde Euro'da da yaklaşık %1'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. Desteğinin üzerinde 15-14 desteğinin üzerinde seyrediliyor şu anda an itibariyle. Peki ons altına bakalım. Ons altında da gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar 19 Ocak'ta güzel bir 1812 dolardan tepki alımıyla güzel bir yükseliş yapan ons altın 1811 dolardan 1839 dolarlara kadar hatta 1840 doların üzerine kadar da iğne atsa da an itibariyle 1830 dolar seviyelerinde seyrediyor. Ons gümüşe bakacak olursak ons gümüşte güzel bir hareketlenme oluşuyor an itibariyle. Onun da 18 Ocak'ta başlattığı yukarı yönlü momentumu devam ediyor. Şu anda 22'lerden 24 dolar ons gümüş 24 dolar seviyelerini aşmış üzere yukarı yönlü de güzel bir filama yaparak devam etmesi bekleniyor an itibariyle. Peki arkadaşlar gram altın nerede? Gram altın altta bulunan 778 TL'lik 779 TL'lik direncinden biraz uzaklaşmaya çalışıyor. Şu anda da 795 TL seviyelerinde %0.45'lik bir yeşille yukarı yönlü hareketiyle yoluna devam ediyor. Aşağıda da alışların olduğunu görüyoruz altında. Peki gram gümüşte arkadaşlar fiyatımız 10.45 TL seviyelerinde %0.69'luk bir yukarı yönlü hareket var. Bunda da EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde seyrettiğini 4 saatlik grafiğimizde görüyoruz ve yönün yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar küresel piyasalarımızda neler var? Arkadaşlar küresel piyasalarda bakınız Nasdaq %1'e yakın bir geri çekilmesi var. Bu işte bizim için, bizim piyasamız için biraz riziko yani Bitcoin ve Nasdaq hemen hemen birlikte hareket eder duruma geldiler. Peki S&P 500'e baktığımızda küçük bir yeşillik olsa da
Grafik formasyonu bize yönün aşağıya olduğunu, onun da geri çekilme eğiliminde olduğunu 4 saatlikte gösteriyor. EMA 50 ve 200 günlük ortalamaları da. Peki korku endeksimizde bugün arkadaşlar biliyorsunuz önceki gün %15-20'lik bir yukarı yönlü hareket vardı. Şu anda %1'lik bir geri çekilme var. 29 bu da seviyelerinde 29 bandını yukarı aşmaması hatta 30'u yukarı aşmaması durumunda piyasa sakinliğini koruyacaktır. Bu şekilde tedirgin olarak beklemeye devam edecektir. Ama 30'u geçtiği anda işte o zaman panik satışlarının geldiğini göreceğiz diyebiliriz. Peki dönelim. Arkadaşlar kendi piyasamıza kripto paralarda bugün neler oluyor kardeşlerim? Altcoin'lere %1.53'lük bir girişin olduğunu ve total 2'de 1 trilyon 175 bin dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bir dominans arkadaşlar 40-35 seviyelerinde %0.40'lık bir kırmızı da bu normal iyidir bizim için. Ama Bitcoin'e baktığımızda %1'e yakın Bitcoin'de de bir yukarı yönlü hareketin olduğunu ve tekrar 42 bin dolarların üzerine taşıdığını kendini görebiliyoruz. Evet Bitcoin'de arkadaşlar şurada bulunan desteği 41 bin 700 dolarlık desteğinden uzaklaşıyor. 43.819 direncine doğru hareket ettiğini görebiliyoruz. Bütün ortalamaların altında seyrettiği de burada malum. Peki neler oluyor arkadaşlar? Bakınız bugün yine Elon Musk'ın sabahın erken saatlerinde attığı kripto paralarla ilgili paylaştığı bir video tweet'i var. Ondan bahsedeceğiz. Cumhurbaşkanı bugün El Salvador Başkanı ile görüşecektir. Piyasada gelişmeler bu şekilde seyrederken kripto camiasında da birazcık bugün düne göre güzel hareketler olduğunu söylememiz mümkün. Tabii ki bu videoda istekleriniz de var. Onlara da bakacağız. Ethereum'a gelelim arkadaşlar. Ethereum'da durum ne? Arkadaşlar Ethereum %2'ye yakın bir yukarı yönlü hareketiyle 3140 dolar seviyelerindeyiz. Yukarıda 3390 direnci var. Fakat 4 saatlikte de gördüğünüz gibi hala bir sat sinyalinin devam ettiğini söylüyoruz. Ama saatlerine dönecek olursak Ethereum'un bir al sinyali geldiğini söylememiz mümkün. Bakınız şuradan şöyle döndüğümüz zaman bir al sinyali altta bulunan 3000 dolar direncinden desteğinden 3162'ye doğru yol aldığını görüyoruz. Yani yönün yavaş yavaş yukarı yönlü olduğunu ve trendin de bir yükseliş trendine girdiğini buradan güney yükselişine doğru başladığını söylememiz mümkün. Spill arkadaşlar. Spill'de de aynı hareket var aşağı yukarı. Onda da bir yukarı yönlü bir yükseliş trendinin başladığını söyleyebiliriz. Fakat EMA 50 ve 200 gün ortalamaların altında fiyat ise 0.012 dolar bandında. %4'lük bir yukarı yönlü hareketi var. Önde kırması gereken de 0.013 direnci mevcut. Tekrar biz 4 saatlik açalım. Evet 4 saatlikte de hala sat sinyalinin devam ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar Spill için. Zil'e bakalım arkadaşlar. Zil'de durum ne? Zil şu anda küçük bir kırmızıda 0.24 gibi fiyat 0.058 dolar bandında. Onda da 4 saatlikte bir sat sinyali yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trendin olduğunu görüyoruz. Düşen trend biliyorsunuz tepeleri birleştirdiğimizde çizdiğimiz bir çizgi bize düşen trendini gösteriyor. Altta bulunan desteğiyle birleştirdiğimiz zaman 4 saatlikte bir üçgen formasyonunun geldiğini görüyoruz. Bakınız altta desteği de birleştirirsek yukarıdan gelen düşen trendle alttaki bulunan bir destek birleşti. Ne oldu? Üçgen formasyonu oluştu. Peki bu üçgen formasyonu kırdığı zaman yukarı simetriyi 0.066 doları gösteriyor bize zilde. Arpa buğday zamanı diyelim. %2.5'luk yukarıda. Evet. Bugün yavaş yavaş piyasamız yukarı yönlü hareket ediyor kardeşlerim. 0.079 dolar seviyelerinde 2.46'lık bir yukarı yönlü hareket olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat bu. Ve ortalamalarında altında seyrediyor. Yani bütün coin'ler aşağı yukarı EMA
50 ve 200 günlük ortalamaların altında görünüyor an itibariyle. BAKE'ye bakıyoruz arkadaşlar. Küçük bir yeşillik, %1'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. Fiyat 0.87 dolar seviyelerinde. Sat sinyali hala devam ediyor. Satışların olduğunu da görüyoruz. RSI 50'nin altında tehlikeli bölgelerde gezeliyor. FTT. Evet, FTT %3'lük yukarı yönlü hareketiyle 48 dolar seviyelerinde. FTT her an kendini 50 doların üzerine atabilecek potansiyele sahip olmuş durumda. Oraya gelmiş arkadaşlar. Al sinyalinin olduğunu görüyoruz. Ama 50 ve 200 günlük ortalamalarında üzerinde seyrediyor. Habar. Habarda 0.27 dolarlık bir fiyatlanmayla %2'lik bir yukarı yönlü hareket var. 0.27'lik, bakınız burada 0.27.30'luk bir direnci var. Onu kırmaya çalışıyor. Kırdığı anda 0.29.30'lara doğru Habar yol alacaktır. CFX'e bakıyoruz arkadaşlar. 2.64'lük bir yukarı yönlü hareketi var 0.17 dolarlarda. Evet, onun da satışları olduğunu şu anda devam ediyor. Yukarıdan aşağı gelen bir süper trendimizin sat sinyali hala devam ediyor. Düşen trendin kırıldığını da görüyoruz. Bakınız üçgen formasyonu var. Burada da bu formasyon kırılmış. Yani geleceği nokta 0.18 dolarlar seviyeleri. DUSK arkadaşlar, küçük bir kırmızı ile DUSK'ta da fiyat 0.84 dolar seviyelerinde. DUSK'un bakınız güzel bir yükselişinin ardından düzeltmesi devam ediyor. SRM'ye bakalım. %2'ye yakın yukarı yönlü hareketi var. 2 dolar 94 seviyelerinde. Her an 3 doların üzerine atıp 3 dolar 29 centlik bir direncini deneyebilir SRM arkadaşlar. Peki DENT ne durumda? DENT'te %1.5'luk yukarı yönlü hareket var. Evet, altta bulunan 0.34 dolarlık bir desteği var. Bu desteğinden uzaklaşıyor şu anda yavaş yavaş. Evet, yukarıda kırması gereken 0.39 dolarlık bir direnci var arkadaşlar. Farm'a bakıyoruz. Farm'da da %2.74'lük bir yukarı yönlü hareket var ve 134 dolar seviyelerinde. Evet, Farm güzel bir rally yapmıştı. Ardından düzeltmesi devam etti. Şimdilik düzeltmeyi bitirmiş görünüyor. Bu desteği de kendine kuvvetli bir destek olarak edinmiş zaten. Bayağıdır bu desteği iğneliyor arkadaşlar. Yani 12. ayın sonlarından beri bu destekte. Her ne kadar yukarı hareket fırlatsa da tekrar geri yönlü dönüşleri olmuş görünüyor. Leoprink, LRC. Evet, ortalamaların altında gördüğünüz gibi bütün ortalamaların EMA 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında seyrediyor şu anda. Peki bu durumda BitTorrent, pardon, 1.17 dolarlık bir direnci var, fiyatlanması var LRC'nin. Nerelerden geldi biliyoruz değil mi? Yani 2 doların üzerinde, hatta nerelere çıktığını daha önce de söyledik. Leoprink arkadaşlar 3 dolar 92 sente kadar çıkmış bakınız. 3 dolar 92 sentten 1 dolara gelmiş. Yani 3'te 1 fiyatında şu anda. Bu düşüşlerin her zaman birer alım fırsatı olduğunu sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Yani burada düşerken bazı kardeşlerimizin panik yapıyor olması ardından da aslında düşüşlerin çok güzel birer fırsatlar getirdiğini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. BitTorrent. Arkadaşlar BitTorrent hala bir fiyatta değişiklik yok. Yani bir fiyat bu borsada 0.026'larda, diğer borsada ise 5.024'ten 23'e gerilemiş durumda. Herhalde borsalar yakında açacaklardır. Çalışmaları devam ediyor BitTorrent için. Ama bu da BitTorrent'i arkadaşlar, bakınız BitTorrent, çeşitli borsalar BitTorrent'i listeleme yarışına girebilir. BitTorrent'le ilgili geniş bilgileri web sitemde not almıştım arkadaşlar. Orada var BitTorrent'le ilgili. Onun için oradaki, şimdi komple onu okursam bu video uzayacaktır. Web siteme BitTorrent'le ilgili yeni ismiyle ilgili haberleri düştük zaten. Oradan okuyabilirsiniz. Dün yazmıştım bununla ilgili haberleri.
Evet, yani yeni ismi de BTTC oluyor arkadaşlar. Onun için BitTorrent'i eğer borsalar listeleme yarışına girerse peşinden bakabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu sıfırları, ilave edilen sıfırları şakır şakır atabilir. Çünkü borsalar bunu listeleme yarışına girebilirler önümüzdeki günlerde. Tabii ki bunlardan sizlerin de haberiniz olacaktır. AVAX'a bakıyoruz arkadaşlar. AVAX'ta da durum farklı şu anda değil. Aynen diğerleri gibi %2'lik, 3'lük yükselişler devam ediyor. 84,5 dolar seviyelerinde AVAX, %2,37'lik yukarı yönde 94 direncine doğru yol almış görünüyor şu anda. Evet, desteğinden uzaklaşıyor. EMA 50 ve 200 günlük ortalamalar üzerinde de, altında da seyrettiyse süper trendimizin bir sat sinyali, aşağıda da satışların olduğunu, RSI ayında 50'nin altında seyrettiğini söyleyebiliriz. Yani çok ümitli bir yukarı yönlü hareket görünmüyor. Şimdilik bu şekilde devam edebilir. CRO'ya bakıyoruz arkadaşlar. CRO'da da yukarı yönlü dönüş var. 2,5'luk bir yukarı yönlü. 0.44'lerde, dün 42-43'lerde seyreden CRO şu anda da 0.44 dolar bandına doğru yola girmiş görünüyor. Cardano. Evet. Cardano'da durum %1'lik bir yukarı yönlü, 1.35 dolar seviyelerinde Cardano kendini yataya bağlamış görünüyor. Fakat burada bakınız, bir kesişme var. Her an dönebilir arkadaşlar. Yani 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesmiş. Cardano da 200 günlük ortalamaların üzerinde. 50 günlük de ortalamaların üzerine attığı an bu kesişme yukarı yönlü hareketin başlangıcı olabilir. Ama satışlar var aşağıda. RSI da 50'nin altında. Phantom %1,66'lık bir geri çekilmesi var. 2 dolar 87 sent seviyelerinde sat sinyali devam ediyor. Satışlarda küçük bir satış var Phantom'da, ama Phantom her an dönebilir arkadaşlar. Bana bakıyoruz, Harmony 0.28 dolarlarda sat sinyali devam ediyor. 0.33 direncine doğru harekete başlamış. EMA 200 günlük ortalamayı da kendine destek almış görünüyor. Bu da sağlam bir destek şu anda. Ref arkadaşlar, Ref'te de bakalım ne var? Şu anda %1,47'lik yukarı yönlü hareketi var. Yolu devam herhalde. Devam edecektir arkadaşlar. CHR'ye bakıyoruz. CHR'de de %1,5'luk bir geri çekilme ve 0.80'lerde. 1,5 doları gören CHR henüz kendini 1 doların üzerine atamadı. Birkaç kez denedi ama atamadı. Bu seferki yükselişi CHR'nin 1 doların üzeri olabilir. Atom kardeş. Arkadaşlar bugün Atom kardeş güzel bir yükseliş yapabilir. Çünkü açılışı da güzel yaptı. Açılışı da %2-3'lük bir artıyla yaptı Atom. Hala açılıştan beri %3 daha koymuş üzerine, %6'lık bir yukarı yönlü 39 doların üzerine attı kendini. Formasyonu güzel, grafiği güzel. EMA 200 günlükte ortalamaların üzerinde. Aşağıda da yavaş yavaş alışların olduğunu, RSI'nin de üzerine çıktığını görüyoruz. Bütün grafikler, formasyonlar lehine. Atom yukarı doğru yolu alabilir. Geldik Ripple'a arkadaşlar. Aslında Ripple'ın hikayesi çok karışık ama ben şöyle de söyleyebilirim. Yani bu Fed'le aralarındaki geçen savaşta eğer Ripple galip gelecekse, mahkemede SEC'le geçen arasında bu tartışmalar, sürtüşmeler, işte gün atmalar, mahkemeyi uzatmalar, bu tür sürtüşmeler biterse Ripple'da, bakınız Ripple çok güzel yerlere gelebilir. Ama ve lakin, dediğimiz gibi yukarı yönlü hareketinde 0.88 dolara geçmesi lazım. Güzel haberler var, çünkü Ripple devamlı ortaklıklar kuruyor. Yine biliyorsunuz bankalarla çalışıyor. FAS'la yeni bir ortaklık kurdu. Yani Ripple projelerine eklemeyi iptal etmiyor hiç. Ümidi var. Yani burada şu anlama geliyor. Bir kripto para arkadaşlar ne kadar kötülenirse ileride o kadar değerleniyor. Örneğinde geçmişte yaşadık, Bitcoin'de yaşadık arkadaşlar. Bitcoin devamlı kötülendi. Yani dediler olmaz. Yani bu yoktur, bu silinecek, bu gidecek, piyasada kalmayacak derken 69 bin dolara kadar gelen bir Bitcoin oldu. Ripple
ne yapacağını kestiremeyiz. Tabii ki portföyümüzde tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Anlattıklarımızın hiçbirisi de yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir. VIN'e bakıyoruz arkadaşlar. VIN'de de küçük bir 1.32'lik yukarı yönlü hareket 3.040 dolar bandında. Evet, her ne kadar 50 ve 200 günlük ortalamaların altında seyretse de yine de yatay şekliyle kendini koruyor. Chainlink. Chainlink güzel geri çekilim yaptı arkadaşlar. Yani 21 dolara da yaklaştı geri çekilmesi. Nereden? 28.700'den 29 dolarlardan buraya kadar çekildi. Güzel bir tepki alımıyla tekrar dönebilir. Şu anda da %3'e yakın yukarı yönlü hareketiyle 22 dolarlardı arkadaşlar. Evet. Fantoma bakmıştık zaten kardeşlerim. Fantoma burada daha bakacağımız var. Bir sürü var da şöyle K'ye bakalım arkadaşlar. Fantoma baktık herhalde değil mi? Şöyle bir bakarsak şeye fantoma bakmışız arkadaşlar. K %3'lük bir geri çekilme var. 3.017 dolarlarda. Geri çekilme devam ediyor K'de kardeşlerim. Grafik olumsuz. Kova %2'lik yukarı yönlü hareket var. Kova fırlayabilir arkadaşlar. Bakın şu derinliği yukarı atabilir. Yani önünde 33 dolarlık bir 33.97'lik bir direnci var. 34 dolarlık kırarsa 35 ve 38 dolarlar önünde görünüyor. Şu an 32.9'larda. ACH'ya bakıyoruz. Düşüş devam ediyor. Yatay şekliyle AKT'da da fiyat 0.050 dolar bandında. JOS. Arkadaşlar JOS'ta da küçük bir kırmızılık 0.019 dolar bandı aralığında yatay şekliyle yoluna devam ediyor. VAVES 13 dolarlarda. Evet, VAVES'te küçük bir yeşillik var. Grafikte de kırması gereken 13.74'lük bir direnci görüyoruz. Satışların da devam ettiği aşağıda görünüyor arkadaşlar. XVG. XVG'de de arkadaşlar %1'lik bir yukarı yönlü hareket var. 0.012 dolarlarda. CAKE'ye bakıyoruz. CAKE'de de 1.42'lik bir yukarı yönlü hareket var. 10 dolar 72 sent seviyelerinde. Evet, EMA'da 50 ve 200 günlük de ortalamaların altında. Audio %2'ye yakın bir yukarı yönlü 1 dolar 28 centlerde. Audio'da 3'te 1 fiyatında şu anda arkadaşlar. O da gayet uygun fiyatı diyebiliriz öncekiye göre. Çiriz'e baktığımızda Çiriz'de %2'lik bir yukarı yönlü hareket var. 0.25 dolar seviyelerinde. Peki ne olacak bu Çiriz? Şimdi bazı coinler ortak coinleriniz arkadaşlar. Onun için fazla duruyoruz üzerinde. Bazılarında da böyle, çünkü hepsinde böyle uzun süre kalsak en fazla inceleyeceğimiz 6-7 coin olur. Çiriz %2'ye yakın yukarıda ve 25 dolarda dedik, kırması gereken 25.600 direnci var. Bütün ortalamaların altında satış azalmış durumda. ERA sayıda da 50'nin altında seyrediyor. Bu ne demek? Çiriz arkadaşlar ne zaman ne yapacağı bilinmiyor. Zaten elinizde var. Beklemek gerekiyor. Başka yapılacak bir şey yok. Hol. Hola çeyim. Hot'ta ne var? %1'lik bir yukarı yönlü hareket var. 0.057'lerde. Evet, onu da yatay olarak seyri devam ediyor. Terra Luna. 82.5 dolar seviyelerinde. Evet, %2'ye 1.5 civarında bir yukarı yönlü hareket var. Sat sinyali devam ediyor. Matik'e bakalım. %2.5'luk Matik'te yukarı yönlü hareket var ve 2 doların üzerinde. Matik sağlam duruşunu devam ediyor. Satış da olsa sağlam duruşu devam arkadaşlar. 2 doların altına inmediği sürece Matik'te yukarı yönlü hareket her an başlayabilir. Evet, VÇ'ine bakıyoruz. VÇ'inde de %3'e yakın yukarı yönlü hareket var. 0.072 dolar bandında küçük bir satış baskısıyla karşı karşıya şu anda. Solana. Arkadaşlar Solana'da da 136 dolarlardayız. %1'in üzerinde yukarı yönlü hareket var. O da yatay şekliyle yoluna devam ediyor. Her ne kadar Ethereum'un yerini alacak deseler de Solana şimdilik uyuyor arkadaşlar. Çünkü ağdaki problemleri nedeniyle ne yaptı Solana? Frene bastı. Yani ilerlemesi durdu. Bekliyoruz. İlla ki düzelteceklerdir. Daha önceden böyle bir haberler yayıldı. Vatandaş şimdi birazcık daha güvenci kırıldı sanki Solana için. Evet, Algorand'a bakıyoruz arkadaşlar. Algorand'da da
%2.23'lük yukarı yönlü hareketler 1.29-1.30 bandı seviyelerinde. Evet, 1.32 direnci var. Kırdığı anda 1.5 dolara doğru tekrar hareket edebilir Algorand. Gelelim nereye? Metaverselere. Metaverselerde de arkadaşlar kısa kısa geçelim. Ax 72 dolarlarda %0.5 puanlık bir yukarı yönlü hareket. Sat sinyali devam ediyor. Evet, aşağıda RSI da zaten 50'nin altında. Gala'ya bakalım. Gala 0.28'lerde 1.5'luk bir yukarı yönlü hareketi var. %1.5. Ama dediğimiz gibi 0.29 direncini kırması lazım. Satışlar devam ediyor. The Sandbox dediğimiz yerlere geliyor arkadaşlar. 4 dolarları test edebilir dedik. Bakınız tam da test etmiş. Dün 4 dolarları test etmiş arkadaşlar. Hatta onun altında da inerse çarşı karışır. Şu an 4.20'lerde %1'lik yukarıda. Mana %3'lük yukarıda mana dönüyor geri yavaş yavaş. Bakınız 2.81 direncini kırarsa yani şu anda mevcut olduğu fiyat direnci iğnelemiş durumda. Eğer bu direnci kırarsa mana tekrar 3 doların üzerine kendini atabilir. Engine %2'lik yukarı yönlü hareketi var. 2 dolar 26 sent seviyelerinde. Onda da güzel bir çıkış olabilir arkadaşlar. Çünkü Engine de sağlam durdu bu düşüşlerde. Alice'ye bakalım. Alice de %1'e yakın yukarıda 10 dolar bandına kadar gerilemiş durumda. TLM 0.16 dolarlarda ve %2.30'luk bir yukarı yönlü hareketi mevcut arkadaşlar. Evet, gelelim Doge'ye. Arkadaşlar, biliyorsunuz bugün sabahın erken saatlerinde Elon Musk bir tweet paylaştı Doge ile ilgili. Doge de var içinde tabii ki ama bunun asıl şeyi kripto paralarla ilgili. Peki bu Doge fiyatını etkiledi mi? Çok küçük bir şekilde etkileme olsa da ben etkiledi saymıyorum arkadaşlar. Tesla CEO'su Musk attığı tweetle arkadaşlar bakınız bu tweette neydi? Christopher Nolan'ın bilim kurgu filmi arkadaşlar Interstellar'da zaman genişlemesi örneğine değinen bir filmi paylaştı. Konusu ise arkadaşlar inilen bir gezegende geçen bir saatin dünyada 7 yıla eşit olduğunu anlatan bir bölüm. Peki ne alakası var kriptolarla? Ama filmin asıl konusu ise zaman genişlemesi kavramı. Bitcoin ve altcoin yani kripto para birimlerinin volatilitesi nedeniyle kripto para yatırımcıları ve hayranları arasında bir espri haline geldi bu film arkadaşlar. Peki bu paylaşım, Musk'ın paylaşımı. Peki bu Musk'ın paylaşımı ne yapıyor Doge'ye? Arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman Doge 2000, gerçi ben bununla ilgili şeyleri siteye de yazacağım web sitemize. 2019 yılın 20 yılında 2021 yılının başlarında arkadaşlar ilk 3 ayda Doge %15 bin ile 20 bin arası bir artış yaptı. Daha sonra ne kadar geri çekildi? O artışın ardından %70-80 arası geri çekildi. E şimdi kötülüyoruz da yani yiğidi öldür hakkını yeme değil mi? O kadar bir yükseliş yapan coin bugün buralarda. An itibariyle de %2'ye yakın bir yukarı yönlü hareketi var 0.16 dolarlarda. Bekleriz tabii yani kim istemez yukarı gitmesini çünkü çoğu yatırımcılar terste kalmış durumda. Ama dediğimiz gibi sağlam bir habere ihtiyacı var. Böyle filmlerle paylaşmalarla olmaz bu iş. Onun için çok sağlam bir habere ihtiyaç var Dogecoin'in çıkabilmesi için. Aksi halde biraz daha 16'ların altına inmesi tehlike yaratabilir. Ama beklentimiz Bitcoin geri çekilmediği sürece bu 16'dan 20'lere doğru hareketine başlayabilir arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin ile hareket ediyor. Shiba. Evet, Shiba'da yatırımlar devam ediyor. Avrupa'da Shiba'da
Arkadaşlar çok büyük yatırımlar olduğunu söyleyebiliriz. Her 10 kişiden biri pardon, her 10 kişiden ikisi Şiba'ya yönelmiş durumda. Konuştuğumuz kişiler bu şekilde Şiba medyada da yer alıyor arkadaşlar. Yatırımların çoğu Şiba cüzdanlarının çoğalttıklarını, yatırımcıların çoğunun Şiba cüzdanlarının çoğalttıklarını görüyoruz. Ama fiyatlamıyor, fiyatlamıyor arkadaşlar. Yani zamanı var. Dedik ya, her şirketin bir zamanı var. Biri gider, biri bakar. Biri geri gelir, biri ileri gider. Yani bunlar sırası geldikçe kendini yukarılara doğru atacaktır. Fiyat olarak da 27'lerde şu anda. 4.0 27'lerde. Alın. Onda da %2.39'luk bir yukarı yönlü hareket var. Fiyat şimdilik yine 12'ler seviyelerinde. Baby Dog arkadaşlar yine yeşilde bugün. Her gün yeşilde. Evet. Baby Dog'a yoluna devam ediyor. Başka da bakıp da vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi hemen hemen yeşilde duruyor bugün. Piyasamız güzel. Pazarımız olumlu seyrediyor diyoruz. Arkadaşlar bizleri buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Zamanınızı aldık. Hakkınızı helal edin. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.